Evet, O1 ve O2 merkezli çemberler T noktasında birbirlerine teğet. O1T uzunluğu 3 santim. Yani O1 merkezli çemberin yarıçapı 3. O halde O1'den buraya kadar olan mesafe, yani yaya olan uzaklık yarıçapı verdiğinden dolayı burası da yine 3'tür. O1A olan uzaklık 5'tir. O halde buraya 2 yazıyorum. O1B mesafesi ise, O1 ile B noktaları arasındaki uzunluk ise 9 verilmiş. 3, 2 daha burası 5. Buraya da 4 birim mesafe kalır. Şimdi O2'den bu 4 birimlik mesafeye dik indirilmiş. Kiriş olduğundan dolayı 4 birimlik mesafe AB uzunluğu 2 eş parçaya bölünür ve 4'ü 2'şer santim olarak ayırıyoruz. Evet, verilen bilgileri şeklin üzerine aktardık. HO1O2 üçgeninin alanı isteniyor bizden. Bir dik üçgen, dik kenarlarından biri 3, 2, 2'den dolayı 7. Bunların toplamı 7. H ile O2 arasındaki mesafeyi de elde ettiğimizde alanı rahatlıkla bulacağız. Şimdi öncelikle O2 merkezli çemberin yarıçapına R dersek eğer, evet, bu uzunluğu devam ettiriyorum bu şekilde. O2T R şeklinde gösterildiyse burası da yine R şeklindedir. O1 noktasından O2 merkezli çembere kuvvet bilgisi kullanılırsa 3 çarpı 3 artı 2 R, burada da 5 çarpı 9 şeklini alacaktır. Yani 3 çarpı 3 artı 2R eşittir 5 çarpı 9. Sadeleştirelim direkt. 3 elde edilir. Burası 3 çarpı 5 15. 3 artı 2R 15'e eşit elde edildi. 3'ü karşıya atıyorum. 2R 12. R buradan 6 bulunur. Evet, R'yi 6 bulduk. Şimdi bu dik üçgenin dik kenarlarından biri kaldı bulunmayan. Onu da Pisagor bağıntısı sayesinde bulacağız. 6 artı 3 9. 90'ın karşısındadır. 9'un karesi dik kenarların kareleri. X diyelim buraya. X ve 7'nin kareleri toplamına eşittir. X kare artı 7'nin karesi. 9'un karesi 81. 7'ninki 49. 49'u 81'in yanına atarsak x kare eşittir 32 bulunur. X ise kök 32. Yani 4 kök 2 olarak elde edilir. Şimdi bu dik üçgenin dik kenarlarını biliyoruz artık. Çarpımlarının yarısını alacağız alanı bulmak için. 4 kök 2 dik kenarlardan biri. Diğeri ise 7 idi. 4 kök 2 çarpı 7 bölü 2. 4 ile 2 sadeleşirse 2 kök 2 çarpı 7'den 14 kök 2 elde edilir.